Deprem başta olmak üzere bir olağan dışı durum söz konusu olduğunda halk sağlığının sağlanması amacıyla pek çok öncelik söz konusu oluyor. Bu önceliklerden bir tanesi beslenme. Beslenmeden kastım besin güvenliğinin ve güvencesinin sağlanması aslında olağan dışı durumlarda. Bunun için ilk etapta güvenli suya, güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşım çok önemli. Beslenme ile alakalı olarak ilk etapta 1500 ila 2000 kalori bir yetişkinin günlük kalori ihtiyacı. Bunun mutlaka sağlanması lazım. Bununla alakalı olarak da gene protein içeriğinin, yağ içeriğinin, karbonhidrat içeriğinin mutlaka verilmesi lazım kişilere. Bu dönemde mümkün olduğunca ambalajlı gıda tüketimini öneriyoruz. Bunun sebebi de temizlik ve hijyenin sağlanabilmesi. Çünkü aksi durumlarda, hatta bu ambalajlı gıdaların ambalajlarında bir problem ortaya çıktığında dahi ishalli hastalık salgınları meydana gelebilir. Bunun örnekleri şöyle bir literatüre baktığınız zaman pek çok depremden sonra görülmüş. İnsanlar işte ishalli hastalıklarla, kolerayla mücadele etmek durumunda kalmışlar. Beslenme denilince bir diğer nokta, elde ettiğimiz o bize sağlanacak olan günlük en az 20 litre suyla işte meyve ve sebzelerin iyi şekilde yıkandıktan sonra hazırlanması gerekiyor. Besin hazırlayan, gıda hazırlayan kişilerin el hijyenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu sadece gıdayı hazırlama süreciyle alakalı da değil aslında. Tuvalet öncesinde ve sonrasında hijyenin sağlanması da çok önemli oluyor. Peki biz bu el hijyenini sağlayacak suyu bulamazsak ne yapalım? Öyle bir durumda da alkol bazlı el temizleyicilerinden, dezenfektanlardan faydalanmamız gerekebilir. İdeali tabii ki su ve sabunla yapılacak olan bir temizliktir. Beslenme konusunda bir diğer altını çizmek istediğim önemli nokta bebeklerin beslenmesi. Bebek beslenmesinde en önerilen Dünya Sağlık Örgütü'nün de Sağlık Bakanlığımızın da önerdiği anne sütüyle beslenme. Mümkün olduğunca anne sütüyle bebek beslenmesini devam ettirmeliyiz. Ancak anne sütüyle bebek beslenmesinin devam edemeyeceği durumlar da söz konusu olabilir. Böyle durumlarda mecburen formül mama diye adlandırdığımız ürünler bebeklerde kullanılıyor. Nasıl hazırlayacağız, nasıl kullanacağız? Biberonla verilmesini önermiyoruz. Tek kullanımlık olarak, yani işte ben çok hazırlayayım da gerekirse sonra da veririm şeklinde değil de bebeğin o an tüketeceği kadar miktarda kaynamış, soğumuş suyla hazırlanması ve bir fincan, bir bardak, bir küçük kase yardımıyla, bir kaşık yardımıyla bebeğin beslenmesini öneriyoruz.